Merhaba arkadaşlar, Bursa'nın herkese sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Çalışan arkadaşlarımıza da Allah kolaylık versin dileklerimi sunuyorum. Evet, 3 Ağustos Cumartesi Ankara yarış programımıza tekrar sizlerle beraberim. Evet, Ankara'da 10 koşulu bir program bizleri bekliyor sevgili dostlar. Zevkli bir mücadele. Bakalım nasıl sonuçta ayrılacağız. Yani güvendiğim safkanlar, iyi koşmasını takip safkanlarımız da var. Tüm yarış severlere bol şanslar dileyelim sevgili dostlar. Evet, bugün gün üzerine gelecek olursak Bursa programımız vardı. Akşamda zaten İstanbul programımız var. Bursa programımızda biliyorsunuz kafada biz Umur Bey'le Apo'yu banko olarak önermiştik. 6.95 ganyanlık bir safkanı banko önerdik ama orada Çikok Hasan Bey geldi. Favori hanesinde ikinci at herhalde. 6 nolu safkan favoriydi. 4 nolu Çikok Hasan Bey geldi. Umur Bey'le Apo'da hemen arkasına bir boyla güzel sprint attı ama maalesef yetiştiremedi sevgili dostlar. Oradan yattık, sonra bir beşli ganyanımızı oynadık. Bakalım son aya geldik. Hatta sağdaki arkadaşları da aradık. Katıl butonuna özel olarak biliyorsunuz sağdan gelen duyumları aktarıyoruz demiştik. Artık duyumlarımızı sağdan gelen duyumları katıl butonuna özel olarak yayınlıyoruz. Bazı arkadaşlar soruyor nasıl katılabiliriz? Videomun altında beğen butonunun hemen yanında katıl butonu var. Aylık 10 TL'lik bir ücretle katılabilirsiniz. Oradaki arkadaşları da aradık. Elimize hem birinci altılgayan için hem ikinci altılgayan için bir kurgu geldi. Birinci altılgayan'da Çikok Hasan Bey bizde çok önde abi dediler. Kafa atı verdiler. Sonra 3, 2, 6, 7 diye sıraladılar. 4 nolu Çikok Hasan Bey geldi. İkinci koşta 4 nolu kaputajı tek verdiler. 3.65 ganyanla geldi. Üçüncü koşta da sıralama 1-3 yani 3-1-4 çizgi 6 sürpriz hanesinde değerlendirebilirsiniz dedi. 1 nolu safkan geldi 4.80 ganyanla. Sonra 4 nolu Latifa ikinci banko olarak elimize ulaştı. Latifa da geldi banko olarak. Sonra 5. koşuda abi 5. ve 6. koşulara yüklensinler dediler. Kalabalık geçti. 1 nolu 6. Emel geldi. 8.20 ganyanla verilen kurguda 2. 3. 4. atlar da hep kuponumuzun içerisinde vardı. Kaldık 6. koşuya. Son koşumuzda da 7, 11, 2, 5, 8, 9, 10 olarak elimize ulaşan safkanlar oldu. Bakalım katıl butonundaki arkadaşlara buradan tebrik edelim diyelim. Bakalım inşallah yatmayız. Altılı ganyanımız güzel gidiyor. Son koşuya kaldık. İnşallah burada da güzel bir ganyanlı at gelir de güzel ikramiye almış oluruz. Çok mesaj yazan arkadaşlar var. Abi diyor bazıları abi IBAN varsa IBAN atayım ben bir sana bir şey göndermek istiyor. Yani IBAN vermiyorum. IBAN yok arkadaşlar. Videomun altında teşekkür butonu var. Oraya basıp oradan da gönderebilirsiniz. Biliyorsunuz gelen bu miktarları nereye harcadığımı biliyorsunuz arkadaşlar. Sokak hayvanımız dışarıdaki sokak hayvanlarımıza su mama olarak onlara götürüyoruz, veriyoruz sevgili dostlar. Evet yani IBAN veremiyorum. Videomun altında teşekkür butonu var. Oraya tıklayarak oradan gönlünüze kopan bir miktar gönderebiliyorlar. Bazı arkadaşlar da burada destek veriyorlar. Destekleriniz için çok teşekkür edelim sevgili dostlar. Evet geçelim yorumlarımızı hatırlatmamızı yaptıktan sonra bakalım yorumların içerisinde birazdan başlayacak 6. koşu. Onda sizlerle bakalım hangi safkan geldi onları da sizlerle paylaşmak istiyorum. Evet geçelim koşularımıza. Birinci koşu tabii ki videomu izlerken ve dinlerken de videomun altında beğen butonuna basarak bana destek vermiş olursunuz. Desteklerinizi bekliyorum. Saatlerimiz 13'ü gösterdi. Handikap 15 dişler aması 3 ve yukarı İngilizler 1300 kuma çıkacak. 9 safkanımızın mücadelesini izleyeceğiz. Birazcık tempolu geçelim. Vaktinizi aldım. Hatırlatma babında birkaç konuşma yaptım. Çünkü çok mesaj geliyor. Abi bilgilendirirsen seviniriz diye. O yüzden birazcık videomun başında hatırlatma yaptık. Evet burada ben 7 nolu safkanla başlayacağım. Müslüm Çelik'le ilk tercihim olacak. İkinci atın 1 nolu safkan. Sonradan 8, 3 ve 2 şeklinde oluşan bir sıralamam oldu birinci koşuda. Evet, geçelim ikinci koşuya. Made in bir koşu bizleri bekliyor. 3 yaşlı Araplar 1400 çime çıkacak. 13 safkanımız yer alıyor. Birinci beşlik aynen başlayacak. Evet, burada 8 nolu Ferahim Akın Sözen'le çok önde tutmama rağmen ama bakalım yarın iyi bir koşu gelmesini bekliyorum. Ama burada ben ona rakip hanesine görünen 12 nolu Süratli Kız'dan Müslüm Çelik'le iyi bir koşu bekliyorum. 5 nolu Safkan Gökhan Kocakaya'yla 9 ve 6 şeklinde oluşan bir sıralamam oldu. 8 başta olmak üzere 12, 5, 9, 6 sıralamam ikinci koşuda bu şekilde oluşacak. Evet, geçelim bir diğer koşumuza sevgili dostlar. Evet, 8 nolu Safkan Akın Sözen'le mi dedim? Özür diliyorum, Mehmet Salih Çelik'le sevgili dostlar. Bunu atlamadan söyleyeyim. Yanlışlıkla 9 nolu Safkan'a binen Akın Sözen'le dedik. Mehmet Salih Çelik'le 8 nolu Araslı Torun sevgili dostlar. Sonradan 12, 5, 9, 6 sıralamamız bu şekildeydi. Yanlışımızı düzeltelim. Evet, 3. koşuya geçelim. 1. dörtlük aynen başlayacak. Şartlı ve dişli raması 4 yaş şaraplar. 2000 metre kum 6 Safkan yer alacak. Evet, burada benim banko ismim olacak. O da 1 nolu Irmak Su sevgili dostlar. Yarın bu koşuyu net birincilikle tamamlanmasını bekliyorum. Çünkü uzunda gerçekten çok iyi koşan İsmail Yıldırım'la 5'te 3 yaptılar. Ankara'daki 2100'ü de kazanmasını bilmişti. Burada Hoşse de ona rakip görünüyor. 5-4 rakip görünüyor ama ben Irmak Su'nun yine birinciliğe uzanmasını bekliyorum. Özleri birinciliğe ara verdikten sonra yani üst üste ikincilikle taşlandırdı. Artık bu grupta söz sahibi ve de kazanmasını bekliyorum. Bir nolu Irmak Su benim yarın banko ismimdir. Evet, geçelim 4. koşu. 7 plaza ve 1. üçlük ayınımız başlayacak. Kısa vade 6-2 yaşlı İngilizler 1400 çim 4 Safkan yer alıyor. Evet, burada baktığımız zaman ilk startı Ankara şartlı ve 1300'ü iyi bir performans sergiledi. Gökhan Kocakaya işinde gerçekten elinde de bayağı da bir sermaye vardı. 4 ilk tercihim, kazanmaya yakın görüyorum ama 3 nolu Safkan Vedat Abiş de son yaptı. O da Ankara'da 1300 çimde başta da olsa kazanmasını bilmişti. Yine 4'e ciddi rakip olarak görüyorum ve de 1 nolu Safkan Ercan Çankaya'yla, yani bu 4 atın 3'ünü mutlaka yazacağız. Yani burada yani kalkıp da kuponumuzu yatırmayalım diye düşünüyorum. Bu 4 Safkan'ın arasında 3'ünü de kuponumuza yazmamız doğru olacaktır. Tabii ki Al Bayrak, o da baktığımız zaman Ankara'da 900 metre çimini kazanmıştı. Burada kimi geçmişti sevgili olsa? Bir nolu Safkan'ı geçmiş. 89 günlük bir araya şimdi giriyor. Bakalım mesafe 1400'e ilk defa çıkacak. Nasıl bir koşu sergileyecek? Ben kuponu değer vermedim. 4-3-1 olarak değerlendirdim. Evet, geçelim 5. koşumuza. Şartlı 4, 3 yaş şaraplar 1400 çime çıkacak. 10 Safkan'ımızın mücadelesini izleyeceğiz. İkinci altılık ayağımıza bu koşuyla başlayacak. Evet, 7 nolu Göğübeli Müslüm Çelik de ilk tercihim olacak. Son yaptığı işinde gerçekten Mehmet Akgüz'le birazcık bekleme yarışı yaptı. Sonlarda müthiş aksiyonla geldi ve de koşuyu lehine çevirdi. Koşuyu kazanmasını bilmişti. O gün için ona da karartı çok ciddi rakipti. O zaman için sürdürek favoriydi. Karartı da bir dahaki koşuda koşacak. 6. koşuda yer alacak sevgili dostlar. Göğübeli Müslüm Çelik'te benim ilk tercihim olacak 7. Sonra Altınoğlu Oğuzhan Tay yaptı. Son üçüncülü neredeyse tam kazanıra girmişti ama Deli Poyraz ona müsaade etmedi. Ahmet Çelik de koşuyu kazanmasını bilmişti. Ben Oğuzhan Tay'dan da iyi bir koşu gelecektir. Sonradan bir nolu Baba Deniz Vedat Abiş de üçüncülük elde etti ama sonlarda gerçekten çok akışlı geldi. Sprintini ayarlayamadı. Eğer yarın ayarlarsa zaten 100 metrede uzayan mesafede yani bir sürpriz şansı olacaktır. Bir nolu Baba Deniz'de mutlaka yazalım ve de 2 nolu Necmi Baba Ahmet Çelik'i görüyoruz üstünde. Değerlendirmemiz doğru olacaktır diye düşünüyorum. 7, 6, 1 ve 2 ikinci altılık ayağımızın başlangıç ayındaki sıralamam. Pardon arkadaşlar. Evet, geçelim 6. koşumuza. Meydan 3 yaşlı Araplar 1400 metre çime çıkacak. 13 safkan yer alıyor. İkinci beşlik aynımıza bu koşuyla başlayacak. Evet, burada Banko ismimiz gelecek. Yaptığı son koşusunda 1200 metre çiminde biliyorsunuz göğüs beli kazanmıştı. Deminki koşuda 5. koşuda bahsettiğimiz gibi karartı o gün için yani attırdı, sprintine geldi ama mesafe kısaydı. Şimdi 200 metrede uzayan bu mesafede Eray Çizik'te net Banko ismim olacaktır. Koşuyu kazanmasını bekliyorum. 4 nolu karartı Eray Çizik'te Banko ismimdir. Evet, 2 bankolu birinci altılı gayen için önereceğim. Bankolarımız oldu. İkinci altılı gayende ama tek bankom var. O da bu koşuda olacak. Rakibhanesine 5 ile 8 nolu safkanlar için ikili değerlendirebilirsiniz ama 4 nolu karartı benim ikinci altılı gayenin üzerinde net Banko ismimdir. Evet, geçelim 7. koşuya. Evet, 7. koşuya geçmeden önce biraz ara verelim, durduralım. Bursa'da son koşumuz koşacak. Bakalım hangi safkanımız kazanacak. İnşallah bizim kuponumuzdaki safkanlardan biri foto önde geçer. Evet, koşuyu izleyelim. Bakalım kim gelmiş olacak. Evet, Bursa'da son koşu Yerinoğlu Kadife Kale kazandı sevgili dostlar. Hem sahadaki arkadaşı sahada duyum olarak gönderdiğimiz altılımız tutmuş oldu sevgili dostlar. Herkese bol şanslar diyelim. Hem beşlimizi de tutturmuş olduk. Kendi kurgumuzda kafada biliyorsunuz 3 nolu safkanı banko atmıştık. O gelmiş olsaydı daha tatlı bir para alacaktık, altılı gayanımız. Oradan yattı. Sağlık olsun diyelim ama sağlam duyum olarak da 2 bankolu bir kurgu vermiştik. Katıl butonuna özel olarak altınımızı tutturmuş olduk sevgili dostlar. Evet, devam edelim. 7. koşuda kalmıştık sevgili dostlar. Evet, burada da koşumuza döndüğümüz zaman 8 safkan yer alacak. Burada 1 nolu Tumbul Çiçeği ile başlayacağız. İsmail Yıldırım eşliğinde 2 nolu Herekli ve de 5 nolu Şirin mi Şirin diyeceğiz. Bu koşuda 3 safkan yeterli gördüm. 1, 2 ve 5 şeklinde oluştu 7. koşudaki sıralamam. Evet, geçelim 8. koşu. Kısa vade 8, 3 ve yukarı İngilizler 2800 metre çime çıkacak. 6 safkan yer alacak bu koşuda. Evet, koşumuza şöyle gözümüzü çevirdiğimiz zaman sevgili dostlar, yani burada gerçekten müthiş bir koşu bizleri bekliyor. Burada Golden Runner liderliği alabilir. 5 nolu Lebron alacaktır. Yani burası birazcık sürprize müsait olduğunu düşünüyorum. Benim burada sıralamam şu şekilde. Bir tane safkanı ben geri planda bırakacağım. O da 5 nolu Lebron. İsmail Çizik'te birazcık zorlanacaktır. Kafaya alsa bile sonunu getireceğini ben düşünmüyorum. Burada 4 nolu Hunting'e çok yarayacak bir koşu gördüm ben sevgili olsa. Sonları gerçekten müthiş aksiyonla geleceğini düşünüyorum. Çünkü bekleme yarışı yapacaktır. Çünkü öteki safkanlarda birazcık ön grupta yer alacaklardır. Kendilerini yorup Hantikli Özcan Yıldırım sonlarda hepsini avlayabilir. 4 sürprizle başlayacağız. Sonra 2 nolu Azmin Zaferi, 3 nolu Golden Runner, 6 nolu Safkan Süper Neç Vedat Abış'le ve de 1 nolu safkanımız Ahmet Çelik'le değerlendirmemiz doğru olacaktır. Sıralamam 4, 2, 3, 6, 1 şeklinde 8. koşuda. Evet, geçelim bir diğer koşu. 9. koşu handikap 14. 4 yaş şaraplar 1900 metre çim 7 safkanımızın mücadelesini izleyeceğiz. Evet, burada da kuponumda 3 safkanla yer vereceğim bir koşu. 5 nolu Safkan Eray Çizik ilk tercihim. İkinci atım 2 nolu Ateş Ayaz olacak ve de son olarak da 1 nolu Akın Ay diyeceğim bu koşu için. Evet, sıralamam 5, 2 ve 1 şeklinde. Evet, geçelim 10. ve son koşumuza. Meydin bir koşu 3 yaş şaraplar 1400 metre çime çıkacak. 13 safkan yer alacak sevgili dostlar. Evet, burada 2 safkanla geçmeyi planladığım bir koşu. Onlar kimler? 1 nolu Aksöz bir turbo orijini. İlk çıktığı Ankara şartlı bir kumunda Mehmet Keskin'le bir dördüncülük elde etti. Şimdi çıkacağı çime çıkacak. Ahmet Çelik'le ilk tercihim 1. Buna da en ciddi rakip olarak gördüğüm son koşusunda da bayıldım. İyi bir koşu çıkarttı Nizamettin Demir eşliğinde. Hatta erkek sapkanlar da vardı. Onları da geçerek güzel bir ikincilik elde etti. Sürprizlere imza atacaktı. Yarın neden olmasın diyorum. Onlolu Hatun Anay'ı da kuponu da eklemiş olacağım. 1 ve 10 benim son koştaki sıralamam. Evet, Bursa'dan aktaracağım. Ankara programım bu şekilleri sevgili dostlar. Akabinde İzmir koşularımız var, Diyarbakır var. Onları da ilerleyen saatlerde sizlerle buluşturacağım. Şimdilik benden bu kadar. Tüm yarışseverlere bol şanslar diliyorum sevgili dostlar. Hoşça kalın.